Edirne Merkez Öğretmen Evi Akşam Sanat Okulu binası depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımına başlandı. ...2016 yılı Şubat ayında İstanbul Aydın Üniversitesi'nce depremsellik analizi yapılan binanın teknik elemanlarca hazırlanan raporunda binanın sadece deprem durumunda değil, ağır işletme yükleri altında da can güvenliği tehlikesi olabileceğinden yıkılarak yenisinin yapılması önerilmişti. Bu nedenle bir süre önce yıkım kararı verilen binanın bu sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkımına başlandı. Binanın yıkımından habersiz vatandaşlar Ayşe Kadın semtini kaplayan büyük toz bulutunu görünce heyecanla evlerinden çıkarak neler olduğunu öğrenmeye çalıştı. Sabuni Mahallesi'nde 1994 yılında yapılan ve 6 kat olarak inşa edilen binanın Edirne Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılan incelemede söz konusu binanın can güvenliğini sağlayamaması ve beton kalitesinin düşük olmasından dolayı yıkılarak yenisinin uygun olacağı kanaatine varılmıştı. Can güvenliği sebebiyle Edirne Merkez Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu binası Edirne Valiliği'nin onayı ile 31 Mayıs 2016 tarihinde ivedilikle boşaltılması kararlaştırılmıştı. Edirne Emekli Öğretmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Balkan, yıkımı yapılan öğretmen evinin yerine yeni bir öğretmen evi yapılması gerektiğini söyledi. Edirne'nin en az 300 yatak kapasiteli bir öğretmen evine ihtiyacı olduğunu ifade eden Balkan, yıkımı yapılan binanın yerine yenisinin yapılması için konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. Edirne'ye böyle bir eserin tekrar kazandırılması ama bunun çok daha geniş olması. Ben atıyorum, bazı partili kişiler 400 dedi. Ben dedim hiç olmadı, 300 yataklı bir öğretmen evi olsun ve teferruatlı olsun. Ne olsun? Spor salonu olsun. Şu bu gibi ihtiyaçlara cevap versin. Niçin Edirne'de öğretmen evi olması gerekiyor? Çünkü Türkiye çapında çalıştaylar olacağı zaman milli eğitim bünyesinde Edirne'ye oradan yetkililer gelecek. Yurdumuzun dört bir kenarından neler olacak? Öğretmenler gelecek, milli eğitim yetkilileri gelecek, alt ve üst kademeler gelecek. Bu arada Edirne'yi gözlemleyecekler. Bunu yaparken esnaflarımızla irtibat kuracaklar. Yani kültürü değişik yönlerde geliştirecekler. Atıyorum tarihi yerlerimizi görecekler. Nedir? Tarihi yerlerimiz, camilerimiz, hanlarımız, hanımhanlarımız, sevillerimiz gibi. Ama Edirne'nin kalkınması bir turizm ili olduğu kadar tarım ilidir de. Şöyle demişizdir öğretmenlik yaşamımızda. Her türlü sebze ve meyve yetiştirilir Edirne'de. Edirne aynı zamanda Avrupa'ya açılan birinci kapıdır. Yani öğretmen evi kesinlikle en başta Edirne'ye gereklidir. Bu saydığım nedenlerden dolayı. Ama bunu ben sanıyorum ki bütün partili milletvekillerimiz hepsinde irtibat kuruyoruz. Bunu takip edeceklerdir. Bu zaten sadece Edirne'nin ama Türkiye'nin en büyük bir eğitim kolunun olduğu yerdir. Bu açıdan hepimize görev düşüyor. Ama bize verilecek görevi biz saygıyla yürütmeye hazırız.